Tabii inanılmaz bir aslında akış bu. Ülkelerin, toplumların, şehirlerin kurumsallaşması bu tür kurumların varlığıyla kökleşiyor ve daha kadim bir hal alıyor. Baktığınızda daha dün gibi düşündüğümüz atılan bir temelin önümüzdeki sene 50. yılını kutlayacak olması çok özel bir durum. 50 yıllık bir emek. Aslında Türkiye'mizin bu anlamda çok asil kurumları var. Ta Osmanlı döneminden başlayan, yerel yönetimi güçlendiren kurumlarımızı tırnak içinde kadim diye tariflememizi sağlayan çok asil kuruluşlar. Tabii bunların her dönem hani bizim kendi dilimizle taş üstüne taş koyma mantığında herkesin katkısı olması ve bu işin bir şekilde millete mal olmasının da önemli bir altyapısı var kadim kültürü ifadesinde. Bu bağlamda Marmara Belediyeler Birliği'nde son derece önemsiyorum. Çünkü sevgili dostlar, değerli katılımcılar, bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Marmara bölgesi baktığınızda Türkiye'nin dokuzda birinden bile küçük. Ama bir başka bakış açısıyla Türkiye'mizde üç vatandaşımızdan birinin yaşadığı bir yer. Bu kadar ters orantılı bir yerleşim dünyada bir bölgenin, bir yörenin üzerine bu kadar yük edilmiş bir yoğunluk çok fazla rastlanır bir durum değil. Bunun sorumluluğu olduğu kadar tabii aynı zamanda sorunları da var. Bir yanın bizim hepimizin üzerinde olan, omuzlarında olan sorumluluk tarafı var. Ama bir yanıyla da yığılmış sorunları var. Çözümlerin de hiçbirisi az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi bireysel marifetle ya da sadece bir ilçenin, beldenin ya da bir büyük şehrin marifetiyle çözülmesi mümkün değildir. Yerellik önemlidir. Tabii ki hükümetin, merkezi idarenin katkıları da önemlidir. Ama artık dünyada birçok yerde ispat edilmiştir ki yerelleşmenin, yereldeki yönetimlerin güçlendirilmesinin vatandaşın daha nitelikli, daha kaliteli hizmet almasına sağladığı imkanlar ispat edilmiş ve daha yüksek seviyededir. Bu manada Marmara Belediyeler Birliği'nin oluşturduğu bu çatının, belediyelerin işbirliği sürecinin geçmişten bugüne yükselen ivmesinin gelecekte daha da güçlü bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü bugün dahi yerelleşmenin, yereldeki yönetimlerin güçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu aslında siyasi görüşü fark etmeksizin herkesin ortak görüşü olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda açık ve net ifade edeyim. Buradaki çalışmalar çok kıymetlidir, çok değerlidir. Son 5 yılda da Marmara Belediyeler Birliği'nde görev yapan arkadaşlarımızı daha etkin bir biçimde takip ettik. Bu noktada arzu ettiğimiz teamüllerin burada da devam etmiş olması, bazı noktalarda ya da bazı kurum kuruluşlarda bunun ihlal edilmesine rağmen burada bunun muhafaza edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada buranın bu kapsayıcılığına emek harcayan, bunu elbette koruyan başkana, heyetine ve buradaki yöneticilerine de bu 5 yıl adına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Değerli katılımcılar, şunu söylemem lazım. Belediyeler vatandaşların devletle kurduğu ilişkinin başlangıç noktasıdır. Kamu hizmetlerine ve kamusal haklara erişimin en etkili yoludur. Seçmen iradesinin demokratik yollarla kamu idaresine doğrudan yansıdığı yerler belediyelerdir. Dolayısıyla bir toplumda demokrasinin standardının ve kalitesinin en önemli göstergesi de yerel yönetimlerdir.
Yerel yönetimlerde nabız varsa demokrasi canlıdır. Bu nedenle vatandaşın her şeyden önce devletine ve devletin adaletine duyduğu güvenin en temel taşlarından biri olan belediyelerin iyi yönetilmesi gerçekten çok ama çok önemlidir. Bu kapsamda her birimiz ne kadar asil bir ve önemli bir sorumluluğa sahip olduğumuzun da altını çizmek gerekir. Toplumların demokrasi kültürü ve tecrübesi geliştikçe belediye sayılarının arttığını, yetki alanlarının genişlediğini, finansal kaynaklarının çeşitlendiğini görüyoruz. Buna karşın bir ülkenin demokrasi kalitesi düştükçe, demokrasisi zayıfladıkça belediye sayıları azalıyor, yetki alanları daralıyor, finansal olarak merkezi yönetime bağımlılığı artıyor. Bizler belediye başkanları olarak biliyoruz ki vatandaşın ilk sığınağı olan belediyelerin güçlendirilmesi çok önemlidir. Belediyelerin güçlendirilmesi demek vatandaşların da güçlendirilmesi demektir. Yurttaşlar belediyeye yakın oldukça aldığı hizmetler kolaylaşır. Hizmet maliyetleri düşer. Yerel kalkınma hızlanır ve yerel istihdam güçlenir. İktidarda hangi parti olursa olsun vatandaşların en iyi hizmetleri en kolay ve en düşük maliyetle alabilmesinin yolunun açılabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi şarttır. Şehirlerin kalkınmasının sürdürülebilir olması, afetlere ve krizlere karşı dayanıklı kılınması, hem kısıtlı kaynakların doğru kullanımı hem de ekonomik ve sosyal hayatın gelişimi için oldukça önemlidir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yerel yönetim vizyonu demokrasimizin geleceğinden asla ayrı düşünülemez. Türkiye'de hükümetin hem de muhalefetin ilk gündemlerinden birisi de mutlaka bu olmalıdır. Ancak tabii ki belediyelerinin yetki alanının genişletilmesi ve yönetimsel olarak güçlendirilmesi elbette tek başına yeterli değildir, olmaz. Belediyelerin aynı zamanda liyakatli kadrolarla verimli çalışma yöntemleri ve hizmet kalitesi de sürekli arttırılmalıdır. Belediyeler kısıtlı kaynaklar ve hizmetlerini maksimize etmeye çalışırken bir de yaşanan ne yazık ki ekonomik krizin yarattığı etkiler ile boğuşmaya her birimimiz, her belediyemiz devam etmektedir. Altyapılar için kullandığımız malzemelerin ve özellikle maliyet ve emtia fiyatlarının pek çoğu artarken dolar kurunun etkisi de yüksek oranda hissedilmektedir. Teknoloji yatırımı ekonomik kısıtlar nedeniyle de çok zorlaşmıştır. Ne yazık ki personel ücretlerinin de bu enflasyonun yüksek olduğu ortamdaki haklı artışı belediye bütçelerinin gücünü aşmaya başlamıştır. Pek çok belediyemiz kaynaklarının önemli bir kısmı ile sadece personel giderlerini karşılayabilmektedirler. Bu yüzden hem vatandaşla hem de diğer belediyeler ile hep beraber dayanışmak zorundayız. Türkiye Belediyeler Birliği ve Bölge Belediyeler Birlikleri yanında özellikle Sağlıklı Kentler Birliği, Boğaz Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği gibi tematik birlikler belediyelerin ortak çalışmalarında bir arada olması, dayanışması bu iş için önemli bir zemin olacaktır. Açık söyleyeyim, tam da bu noktada az önce bahsettiğim bütün prensipler ve gelişmeler doğrultusunda bu birliklerin önemi ve misyonu ortadadır. Tabii bu böyle bir misyonun hakkını verebilmek adına da belediyelerin hep birlikte siyasi parti ayrımı yapmaksızın siyasi baskılardan uzak, vatandaşın iyiliğinden başka muradı olmayan bir anlayış ile yönetilmesi şarttır. Marmara bölgesi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'nin batıdan doğuya açılan kapısıdır.
Bölgede özellikle yaşam kalitesinde yaşanan gelişmeyi doğuya doğru kaydırma, aktarma yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenek Marmara bölgesini Türkiye'nin gelişimi açısından da oldukça önemli bir noktaya koymaktadır. Ancak ne yazık ki Marmara bölgesinde yer alan belediyeler olarak bizler de çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bunların başında bence artık hepimiz net bir tarif yapmakta olduğumuz ve beka sorunu diye tariflediğimiz deprem ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklılık konusu gelmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Deprem ve doğal afetlerle mücadele bir milli güvenlik ve beka sorunudur. Özellikle İstanbul ve yakın çevresi için. Bu meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir sürece taşıyarak ayrımlar yapmadan bu anlayışla yönetmek hepimiz için elzemdir. Marmara bölgesinde yaşayan halkın güvenliği için kentsel dayanıklılığın arttırılması, deprem risklerinin yönetimi ve afet riskinin azaltılması açısından uzun vadeli, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hepimizin, tüm kamu yöneticilerinin boynunun borcu olduğunu hep birlikte bilmek zorundayız. Bu konuda Marmara Belediyeler Birliği kolaylaştırıcı ve destekleyici bir rol üstlenmeli ve doğal afet ve depremlere yönelik yapılan farklı eylem planlarındaki çelişkileri çok üst seviyede yapıcı bir anlayış ile ortaya koymalı ve çok güçlü önerileri geliştirmelidir. Marmara bölgesinde deprem riskinin yanı sıra pek çok risk ile de hep birlikte karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Küreselleşme ve iklim krizinin tetiklediği problemlerle mücadele etmek için gerçek anlamda güçlü bir güç birliğine hepimizin ihtiyacı vardır. Bunu en son yaşadığımız, ki Tahir Başkan'ın da ifade ettiği müsilaj probleminde çok net olarak yaşadık ve gördük. Kaldı ki hemen pandeminin ardından yaşadığımız bu olay aslında birçok konuya ne kadar hazırlıksız olduğumuzu da hep beraber hissettik. Marmara Denizi planlama ve yönetim açısından bütüncül olarak ele alınması gereken bir yapıdır ve bu anlamda çok hassas bir yapıdır. Marmara Denizi bir iç denizdir ve yetki ile sorumluluk büyük ölçüde de merkezi yönetimlerdedir. Toplum yararı için kurumlar arasında ortak hedeflerde buluşmayı, dayanışmayı ve özellikle adaleti sağlayan bir düzene hepimizin milletçe ihtiyacı vardır. Ergene Havzası, Bandırma Havzası gibi çevre sorunlarının öne çıktığı, endüstriyel kirlenme altındaki önemli tarım havzaları da birliğimizin ön sırada gündemi olmalıdır. Bu havzalar başta olmak üzere Marmara bölgesinin tarım ve hayvancılık potansiyelinin en etkin şekilde değerlendirilmesi, iklim duyarlı tarım olanaklarının geliştirilmesi ve kentsel nüfusun yoğunlaştığı bölgemizde güvenli gıdaya erişim olanaklarının artırılması da öncelikli konularımızdan biri olmalıdır. Ülkenin ulaşım ve lojistik ağlarının kümelendiği Marmara bölgemizde hem kentsel hem de bölgesel ulaşım sorunlarının çözülmesi, kentsel ulaşım kalitesinin artırılması anlamında da çok önemli işlerimizin olduğu nettir. Bunun yanında ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, olası büyük deprem anında dayanıklılığımızı arttıracaktır ve bu konu bu yönüyle Marmara Belediyeler Birliği'nin çok önemli konularının birisidir. Burada çok öncü gündem birliği ve yaklaşım birliği ve aynı zamanda ortak akıl masalarının en üst seviyede kurulmasının şart olduğunu düşünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu büyük risk ve tehditlerin katılımcı süreçlerle gerçekleştirilen çok boyutlu değerlendirmelerin ve vatandaşlarımızın güçlü itirazlarının bir sonucu olarak meselesinin bilimsel ve teknik bir biçimde ele alınmasının şart olduğu Kanal İstanbul sürecinin de
Marmara Belediyeler Birliği'nce bütün teknik ve bilimsel altyapıyla ele alınarak sonucunun kamuoyu ile bağımsız ve özgün bir biçimde, tarafsız bir biçimde paylaşılması da önemli bir konudur. Tüm bu önemli sorunlar ve bunun gibi başka anlamlı konuları da bilimsel akılla, konuların uzmanlarıyla, uluslar ve uluslararası, ulusal ve uluslararası katılımcı süreçlerle inceleyerek ele almakta hep birlikte temel prensiplerimiz olmalı. Bunun için tüm belediyeleri birlikler aracılığıyla verimli çalışma ve yaratıcı çözümler geliştirme konusunda teşvik etmeliyiz. Birbirimizi güçlendirmeliyiz. Daha çok yan yana olmalı, daha çok birlikte düşünmeliyiz. Bu nedenle Marmara Belediyeler Birliği'nin ana rollerinden birisinin Marmara bölgesine ilişkin sorunların çözümü için farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyor ve bunu en üst seviyede destekliyorum. Bu farkındalığı güçlendirebilecek yeni bir siyasi döneminde içinde olduğumuzu her birimizin bilmesi şarttır. Bu dönemin bence iki temel özelliği vardır. Birincisi, özellikle seçmenler son seçimlerde merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturmuştur. Bu dengenin vatandaşın hayrına bir işbirliğine dönüşmesini yürekten umuyorum ve diliyorum. İkincisi, aynı zamanda seçmen siyaseti normalleştirmeye, siyaseti kutuplaştırma değil, bir araya gelme unsuru olarak, sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir, net olarak hissettirmiştir ve hatta zorlamıştır. Bu konuda samimiyetin, işbirliği alanlarının genişletilmesinin bize çok büyük fırsatlar sunacağını biliyor ve inanıyorum. Tabii vatandaşlarımızın da bu sürede bizi sınayacağını, bizi takip edeceğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle siyasal iklimin yarattığı olumlu hava, Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni döneminde temel dayanaklardan birisi olmak zorunda. Birliğimizin ve karar mekanizmalarımızın özellikle hem kaynak dağıtımında adaletle yönetilen yapılar olması hem de işbirliği masalarının en güçlü şekilde kurulması da değerlidir. Böyle yaparsak ülkemizin bölgesel bazda yaşadığı eşitsizliklerin çözümüne de yoğun katkı sunacaktır. Ülkemizde var olan bütün iyi gelişmelerin yakın coğrafyayı ve ülkeyi de çok pozitif etkilediğini hepimiz biliyoruz. Konuşmamı sonlandırmadan önce ifade etmek isterim ki 2019 sonrasında hep beraber süreci yönetirken zor koşullara rağmen pandemi, çevre, müsilaj gibi bütün krizlere rağmen belediyeler mazeret değil çözüm ve maharet üretme yeri olduğunu hep beraber yaşadık. O bakımdan Marmara Bölgesi belediyeleri olarak inşallah Türkiye'nin lokomotifi olacak güçlü bir çalışma sürecini hep beraber yaratır ve ortaya koyarız. Bundan da ülkemizin en üst seviyede faydalanmasını diliyorum. Tekrar geçmişten bugüne görev alan bütün başkanlarımızı minnetle anıyorum. Tahir Bey'e başarılı görev döneminden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev alacak olan arkadaşlarımız var ve bu sürece biliyorum ki ortak bir biçimde aday gösterilen ve başarılı olacağına inandığım deneyimli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e de yeni dönemde seçildiği takdirde güzel işler yapacağına inanıyor. Bütün görev alacak kurullardaki bütün arkadaşlarımıza da başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.